Hocam şimdi çok zorlu bir viraja girdik. Evet. Önümüzde 40 derdi ve Van Spor maçları var. Her ikisi de hem playoff hem de şampiyonluk yarışı açısından önemli maçlar. Evet. Neler söyleyeceksin? Ya şimdi tabii maç maç ile gazım ama 3 günde 2 maç oluyor. 4 günde 2 maç oluyor. Şimdi önce 40'larıyla başlayalım. Kolay kolay mağlup olmuyorlar. Yani sadece 3 defa mağlup olmuşlar. 10 tane de beraberliği olan bir takım. Zaten maçlarda genelde kısır geçiyor. Çok kapanıyorlar, çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar. Son hafta aldıkları galibiyetler de onları bir anda playoff hattının içine soktu, yani potaya soktu. Bizim maça daha farklı konsantre olacaklardır. Biz maçlarını izledik. Bir 3 tane maçlarını izledik yani tam olarak. 2 tane daha şimdi geliyor, onları da izleyeceğiz. Ona göre oyun planına sahip çıkıp kazanmak istiyorsam zor maç, zor deplasman. Bizim için kolay olmayacak ama biz de üzerine koymaya çalışıyoruz oyun olarak yani. Bazen oyun içerisinde değişiklikler yapabiliyoruz. Oyuncularımızın hepsine faydalanmak istiyoruz. Onlar da yani çok özverili çalışıyor çocuklar. Çok da istiyorlar bu işi. Daha önce devamlı konuştuk bunu, tekrar tekrar söylüyoruz ama belki millet sıkılabilir, fiziksel sıkıntılarımız var. Onları da yavaş yavaş aşmaya çalışıyoruz. İşte dün özellikle iyi bir antrenman yaptık burada. Bunlar fiziksel olarak daha hazır hale geldikçe çocuklar isteklerimizi daha rahat yapacaklardır yani. Ondan kimsenin şüphesi olmasın. Tabii 40'larından sonra Van takımı gelecek. Onlar da bu ligin önemli takımlarından bir tanesi. Şampiyonluğu kovalıyor onlar da. Yani onlar da iyi. Oynamaya çalışan bir takım. Öyle şey değil. Oyunu çirkinleştiren bir takım değil Van takımı. Hani içeride dışarıda da aynı sistemle oynayan bir takım yani. Ama 40'larıyla daha zorlu olur. Yani şöyle zorlu olur. Daha çok kapanan bir takım 40'larıyla takım. Van maçında biraz daha git geri dönebilir. İki takım da oynayabilir. Ama 40'larıyla muhtemelen 40'larıyla takım kapanacaktır. Biz de ona göre bir oyun anlayışı belirleyeceğiz. Ona göre çalışacağız çocuklarla. İnşallah istediğimiz skorları iki maçtan alırsak. Ondan sonra iki tane çok zor deplasman var. Pazarla Sivas deplasmanları. Sivas'ta buzlu bir saha bizi bekliyor olabilir. Pazarda keza öyle çok yağış yağıyor. Burada tabii şu da ortaya çıkıyor. Yani şimdi 40'larında da bir karlava bekleniyor pazar günü. Haftaya da burada bekleniyor. Şimdi onu soracağım. Nasıl bir sahayla karşılaşacağımızı da açıkçası bilmiyoruz. Yani şimdi yağacak mı, yağmayacak mı yani. Oynanmayabilir yani. Ya tabii ya, biz hazırımızı yapalım da çok ağır sahalarda da oynanabilir maçlar. Hani böyle mesela Konya maçı bizim hiç beklemediğimiz bir sahada oynandı. Özellikle ikinci yarısı bambaşka bir maç oldu. Tabii bunlar da etki ediyor skorlara ister istemez. Etki ediyor ama biz bütün onları da göz önünde bulundurarak hazırlıklarımızı yapacağız inşallah. Ufak dedik bir Berk'in işte arkadaşı bir zorunlu vardı ama sorun yok şu anda çıkıyor bizimle. Aziz'in işte alt adilde bir sıkıntı vardı, onda da sorun yok, çıkıyor. Ya tabii şimdi maçların temposu ağır olunca, antrenman olarak biraz geride olunca ister istemez böyle ufak şeyler ortaya çıkabiliyor. Biz yoğunluğu ona göre ayarlıyoruz, antrenman yoğunluğu temposu ona göre ayarlıyoruz. Bir de yüklensek bu sene daha büyük sıkıntı olacak ama hiç yüklenmesek de sıkıntı olacak. Biraz arayı ayarlamaya çalışıyoruz, işte set sayılarını düşürüyoruz, tekrar sayılarını düşürüyoruz. Haftalık periyoda önümüzde tabii işler biraz daha kolaylaşıyor ama böyle 3 günde bir maç olunca daha sıkıntılı bir hal alabiliyor. Yani iyi duruma gelecek. Çocuklar istiyorlar. O bizim için çok önemli. Yani bir istekleri var, bir arzuları var. Çok da iyi çalışıyorlar. Allah'a var. Yani onların sıkıntımız yok. Tabii bunların hepsinin çok daha iyi olabilmesi için skorların da gelmesi gerekiyor. Skor geldikçe motivasyon daha da artacaktır yani. İnşallah bu haftada bu skorları alırsak çok daha iyi bir duruma geliriz. Şimdi sebebi şöyle, oyun anlamında da şimdi zaman zaman yapabiliyoruz. Yani oyun hakim olabiliyoruz, topa sahip olabiliyoruz. İş geçiş oyuna döndüğünde, hani git gele döndüğünde sorun yaşıyoruz. Çünkü 60 metre dönüyor, mesafe uzuyor. Orada işte ön oyuncuların dönüşlerinde sorun yaşıyoruz. Fiziksel sıkıntılar ortaya çıkıyor işte özellikle orada. Yoksa topu rakibi hapsettiğimizde sorun yok. Oyunumuzda sıkıntı yok. Bunlar için fiziksel durumu aşmamız gerekiyor. Belli bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. 3-4 haftalık bir periyot gerek. Kolay değil. İşte oynayan oyuncular biraz da maçta da yükleme oluyor onlara. Bu sefer oynamayan oyuncular geride kalıyor. Onlara da ayrı program hazırlıyoruz. Ya tabii kamp yapmadığın için, hazırlık maçı yapma imkanı da olmadığı için onları hazırlamak da kolay olmuyor. Artık biz işte böyle faydalanacağız yani. Bir yarım saat günde veya maçlarda rotasyonlar yapacağız. Çünkü 3 günde bir maçımız var. Ya şimdi şöyle, Eyüp maçını biz kazanmak için gitmiştik. Gerçekten kazanmak için gitmiştik. Bir maçın 20 ve 35. arasında ciddi kopukluk yaşadık maçta yani. Sonra tekrar bir toparladık. İkinci yarı özellikle iyiydi yani. Kazansak farklı bir nokta alırdı. Şimdi biz 12 puan Eyüp'ü, çok 12 puanı kapatalım, işte Eyüp takımını kovalayalım derken başka yere kayabiliriz. Biz hep önümüzdeki maçı bir kazanalım. Oyuncuların diyoruz biz 40'lar elini kazanalım. Sonra Van'ı kazanalım. Bakalım bir periyot nereye götürecek bizi. Periyot eğer biz 4-5 maçlı bir seri yaptığımızda oradan bir kayıplar geliyorsa tabii ki adamlar çok iyi durumda gidiyorsa da yapacak bir şey. Bu sefer daha farklı bir hedefe gidersin. O yüzden çok net
şey yapmamak lazım. Tabii rüzgarı arkasına almış bir takım. Yani özgüven de oynuyor. Özgüven de yüksek. Kadro derinlikleri var. Yönetimleri çok ayakta tutuyor. Yani sezon başından beri biraz abarttılar tabii. Yani o fiyatları çok abartarak olması gereken rakamlar ama biliyorsun işte arabalar verilmiş. Çok değişik vaatler de bulundu. Yani takımlar daha hedef belli değil. Yani küme mi düşecek işte. Memnun değildir oyuncular. Ben transfer devrası ayrılacağım moduna girer oyuncular devamlı yani. O moda girdiği için de takımına bir şey vermezler. İşte kulüpler de biliyorsun sıkıntılı maddi olarak. Ama ikinci yer olunca oyuncu bir yere gidemez. Mecbur takımında kalır. Bakacak gitti. Bakıyorsun küme düşme atlıdır. Onun mücadelesi. Nereye playoff'a yaklaşmıştır. Onun mücadelesi. Yani hedef vardır ikinci yer. O yüzden ikinci yer maçlar daha zor. Çok zor iki tane maçımız var. Bu maçın neticesinde hedef daha net ortaya çıkar yani. İki maçtaki puan durumuna göre evet hedefimiz bu demek daha net olur. Hocam bir de şöyle bir sıkıntı da var. Şimdi biz evet şampiyonluk bir yandan kovalıyoruz tabii ki. Playoff da işlemiyoruz ama bir de öyle bir puan tablosu var ki playoff'un dışında kalma durumumuz da var. Yani aslında oraya daha yakınız gibi. Ya şimdi evet öyle bakmak gerekiyor. Biz yani onu hiç düşünmüyoruz. Yani o bizim aklımızın hiçbir şey değil. Geçmedik. Yani öyle bir şey hani böyle ilk başta iniş çıkışlı grafikleri yaşanabilir ama uzun vadeli baktığında bu tabi böyle bir şey kesinlikle düşünmüyorum yani. Taşımların altında oynuyor dedik yani birçoğu bu gerçekten yani. Bunu işte yukarı taşımamız gerekiyor. Yani, maçta mesela Oğuzhan'ın golü Alpay'ın farkında. Şimdi Oğuzhan yetenekli bir oyuncu. Alpay diri bir oyuncu. Canberk çok özelliği olan bir oyuncu ki bu 2-3 asır ortaya çıktı yani motorik özelliği olan bir oyuncu normalde çok daha fazla çıkması gerekiyordu. Biz onu söyledik. Doğru zamanda bindirmesi gerektiğini Canberk'e söyledi. Çok da alıyor Allah var. Yani soruyordu. Öğrenme açık. İberk İsmail belirli bir seviyeye gidiyor. Yani. Ölü Fatih Hikmet çok iyi oynadı. O belirli bir seviyeye gelecek. Yani bunlar işte Caner çok yetenekli bir oyuncu. Buranın beklentisi çok fazla biliyorum Sakarya camiasında ama o bir noktaya gelecek. Bunlar için bir zaman gerek. Çocukların çalışması iyi. Onlara da söylüyoruz. Çalışacaklar, sıralarını bekleyecekler. Hepsine faydalanmak istiyoruz. Hasan Bilal mesela çok yetenekli bir oyuncu. Devrim keza öyle. Bunlarda maksimum verimi almak istiyoruz. Ama bu verimi alınırken de ilk başta fiziksel olarak bunları bir duruma getirmemiz gerekiyor. Yani güçlü olmadan sonra hiçbir şey yapamazlar. Güçlerini artırmamız gerekiyor.